George Kavala ile Osman Soros. Türkiye'nin itibarını, istikbalini ve saygınlığını Osman Kavala'ya bağlayanlar, korkunç bir bühtanın failleridir, Soros'un çocuklarıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçim sonrasında bir kez daha sahneye konulan Er Kavala'yı Kurtarmak filmine işte bu tam isabet sözlerle tepki gösterdi. Turkish Soros, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kavala hakkında sözlerini hatırlayalım. Bu zatla alakalı verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Gezi'yi finanse etti. Yargımız Gezi olaylarıyla ilgili verdiği kararla vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzeri niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir. Batılı devletlerin yetkili isimlerinden gelen Osman Kavala'yı serbest bırakın telkinlerine, taleplerine, baskılarına da Erdoğan şu sözlerle karşılık vermişti. Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika'sı, Almanya'sı hangisi şimdiye kadar böyle bir şeyi yaptı? Yapmadılar, yapmazlar. Konuştuğunda sana verecekleri cevap şudur. Bizde yargı bağımsızdır, sizde yargı bağımsız da bizde bağımlı mı? Bu ne yaman çelişki? İçeride de aynı yaman çelişki yaşanıyor. İktidarın yargı kararlarına müdahale ettiğinden sürekli yakınanlar, Osman Kavala veya Selahattin Demirtaş mevzu bahis olduğu vakit bu kez iktidarın yargıya talimat verip iş bu isimleri serbest bırakmasını talep ediyorlar. Benzer bir film. Bu cenahtakiler yakın geçmişte de 15 Temmuz'da sahada yer alan papaz maskeli siyah ajanı Andrew Craig Bronson'un serbest bırakılması için kampanya yaptılar. Serbest bırakıldığında ise Türkiye ile ABD ilişkileri normale dönecek, ekonomiye faydası olacak falan diye salladılar. Tersine ABD'nin Türkiye'ye düşmanca tavrı sürdü, daha da ziyadeleşti, ekonomik vaziyet ise çok daha kötüye gitti. Şimdi de eğer Osman Kavala serbest bırakılırsa ekonomiye de faydası olur, AB yolunda da ilerleriz hikayesi anlatılıyor. Onların işbirlikçiliğe dayalı zihniyetine göre Türkiye uluslararası dayatmalara ve baskılara teslim olmalı, diz çökmelidir. Bu Kavala gündemi son dönemde iyice artan Ankara'yı Washington ve Brüksel'e eklemleme gayretlerinin bir parçası, bir numunesidir. Very important person. Mr. Kavala için Ankara'ya içeride ve dışarıda yapılan baskılar, bu George Soros bağlantılı şahsın batılı devletlerle onların içerideki temsilcisi komprador burjuvazi için ne kadar mühim bir kişi olduğunu gösteriyor. Kızıl Soros namıyla bilinen muhtemet elemanlarını feda etmek istemiyorlar. Tam burada Nedim Şener'in Mahrem İçinde Mahrem adlı kitabında yer verdiği dava dosyasındaki şu satırları okuyalım. Sanık Osman Kavala'nın uluslararası spekülatör George Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün ülkemizdeki temsilciliği olan Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği. Eylemlerle ilgili süreçlerin dönemin Açık Toplum Vakfı Genel Müdürü olan firari sanık Gökçe Tüylüoğlu tarafından George Soros'a zaman zaman yüz yüze aktarıldı. Bu eylemlerin sanık Kavala tarafından koordine edildiği Gezi Parkı eylemlerinin başlamasından kısa bir süre önce sanık Kavala'nın firari sanık Gökçe Tüylüoğlu ile birlikte Budapeşte'ye George Soros'un da katıldığı bir toplantıya gittiği belirlenmiştir. Kalkışma hattı. Osman Kavala'yı kurtarabilmek için ilk günden itibaren büyük gayret sarf eden Batıcı cenahın Gezi Parkı eylemlerinin bir kalkışma olduğu gerçeğini kasten göz ardı ettiğini perdelediğini de unutmayalım. 2013'ün yazındaki Gezi kalkışmasından birkaç ay sonra Made in USA paralel yapı 17-25 Aralık operasyonuna girişti. FETÖ 15 Temmuz 2016'da ise askeri darbeye teşebbüs etti. Ez cümle, Kavala bahsi açıldığında olayı Gezi 15 Temmuz hattında değerlendirmek gerekiyor. Zırva tevil götürmez. 28 Şubat 1997 davasında tanık olarak dinlenen eski bakan Namık Kemal Zeybek, darbe söz konusu değildi demiş. Bu akla ziyan cümle onun tek zırvası da değil, şunu da söylemiş. Sincan'dan tankların geçişi normaldi. Bilmeyen de o dönemde muntazaman her gün Sincan'ın tam ortasından tankların geçtiğini sanır. FETÖ, çatı soruşturması kapsamında ifadesi alınan Cem Fadıl Bozkurt, İshak Alaton'un 28 Şubat'la ilgili sözlerinden de bahsetmişti. Alaton'un kendisine ben bu ülkede tanklar yürütebilmek için 4 tane ev verdim dediğini ifşa etmişti. Alaton 28 Şubat MKK'sından 3,5 hafta evvel Junta'ya Sincan'daki tankları yürüttüren Turkish Gladio baronuydu. 1990'lı yıllarda Fethullah'ı ABD'deki Yahudi lobisinin önde gelen isimleriyle buluşturan derin şahıstan bahsediyoruz. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak.